Nasılsınız? Sağ ol! Biz sağ ol. Bu bizim için elbette büyük bir üzüntü kaynağı. Yapılanlar asla tasvip edilemez. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen hafta 3 gün burada olduğu gibi yas ilan ettik. Ama maalesef masum insanlara karşı, sivillere karşı, çocuklara karşı bu saldırılar devam etmektedir. Kıbrıs Türk'ü de bunu büyük bir üzüntüyle izlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarına aynen biz de katılıyoruz. Çünkü netice itibariyle büyük bir insanlık trajedisi ve dramı yaşanmaktadır. Maalesef dünya da buna seyirci kalıyor ve bu da bizi gerçekten endişelendiriyor. Dolayısıyla bir an evvel bütün bu katliamların ve insanlığa yönelik asla kabul edilemeyecek saldırıların durması gerektiğini buradan ben de ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere hep Allah'tan rahmet diliyorum ve elbette ailelerine ve oradaki insanlığa sabırlar diliyorum. Şimdi orada bizim söylediğimiz şu, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ın garanti ülkesidir ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garanti ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin ve askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir, hukuki değildir, meşru değildir. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirirken karşı taraftan gelen bir açıklama, benim yaptığım açıklama üzerine bu askerler Filistin ve İsrail'de sivillere yardımcı olmak için oraya geldikleri ifade edilmektedir. Ben tabii buradan bir kez daha İngiltere'ye seslenmek istiyorum. İngiltere'nin iki tane üssü vardı Kıbrıs'ta. Egemen üsler. Bu egemen üslerde elbette İngiltere kendi hakkını, hukukunu koruyabilir. Egemen üslerinin neticeti böyle ama Kıbrıs'ı böyle bir trajediye bulaştırmamaları lazım. Çünkü neticede Kıbrıs oradan yakın bir coğrafyada, çok yakın bir bölge. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekmektedir. Gerek diğerleri, gerek İngiltere, Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'ın kendi güvenliğini asla o bölgedeki bu kabul edilemeyen çatışmaya dahil etmemeleri gerekmektedir. Bunu da buradan ifade etmiş olayım.